Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. 88 model bir araç kendimize yaptık. Bu aracın detaylı olarak incelemesini de yapacağız. Ve araç ne aşamalardan geçti bunları size göstermeye elimden geldiğince çalışacağım. Şu anda aracımız VIP Garaj Detailing Kocaeli'de bulunuyor. Ve seramik işlemi uygulandı. İkinci kat seramik işlemi de uygulanacak. Daha sonrasında iç ve dışını sizinle detaylı olarak paylaşacağım. İsterseniz şimdi aracımız daha önceden ne aşamalardan aşamalardaydı. Çekebildiğimiz kadar bu aşamaları inceleyelim ve sonra yine burada buluşalım. Aracımız bu. Kapı kilitlerimiz, camlarımız hepsi onarıldı. İçeride bazı değişiklikler yapacağız. Koltuklar, ön torpido, direksiyon, halılar gibi bir sürü değişiklik olacak. Arabamız şu anda soyulmuş durumda. Genel olarak kilit aksamları tamamlandı. Tıkır tıkır diyebiliriz. Bakalım ileride neler olacak, hep beraber göreceğiz. Evet, koltuk kılıflarımız da geldi. Özel deri döşemeye yakın koltuk kılıflarımız bu şekilde kaplandı. Arka kafalıkları koymadık. Bu şekilde arkalarda cepler var. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi bildiğiniz deri kaplama gibi oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Torpidomuz kaplandı. İsterseniz şimdi torpidonun yanına geçelim. Evet, torpidomuz hemen hemen kaplanmış ve bitmiş durumda. Ufak tefek kenarlar kalmış. Yarın bu torpidoyu da monte ettireceğiz. Panzutların parçaları da zımpara yapıldı. Gördüğünüz gibi bunlar da deriye kaplanacak. Çift renk deri olacak bu. Kollar ve panzut üstü boynuzlar. Onlar da gayet güzel olacaktır. Ayrıca torpido altı parçası kaplandı, bitti. Gayet güzel oldu. Sercan Usta'nın eline sağlık diyoruz. Eski hallerini de fotoğraf olarak ekrana koyacağım. Umarım bittiğinde siz de beğeneceksinizdir. Toplandığında görüşmek üzere. Evet, panzutlarımız şu anda dikiliyor. Bu kısımlara dikiş yaptık. Koltuğun kumaşından panzut içleri yapılıyor. Kolay gelsin Hakan Usta. Sağ olasın abi. Evet, Hakan Usta şu anda canlı canlı dikiş yapıyor. Sercan Usta kolay gelsin. Sağ ol İbrahim Usta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Torpido bitmek üzere. Torpidoda ne gibi işlemler yaptık Sercan Usta? Tamirattan başladık önce. Sonra derinin yumuşaklığını sağlaması için bir yumuşak malzeme kullandık. Evet. Sonra çift dikiş. Dikiş renkleri zaten burada görünüyor. Evet, dikişlerimiz bu şekilde. İşte. Altına kullandığı malzeme sayesinde dokunduğumuzda yumuşak bir his veriyor. Eline sağlık Sercan Usta. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İsterseniz şimdi aracımızı bitmiş haliyle detaylı olarak bir gezip inceleyelim. Ön kısımdan başlayalım isterseniz. Ön kısımda gördüğünüz gibi krom detaylar bulunuyor. Krom tampon ve krom ön cam çıtası. Sileceklerimiz de krom şekilde konuldu. Aynamızı bu şekilde krom olarak tasarladık. Açık olan eski aynanın kısmına da 3 boyutlu yazıcıda bir parça koyduk. Jantlarımızı videoda da göreceksiniz. Yeni olarak değiştirdik. Bu şekilde Daimler logolu bir jant koyduk. Ayrıyeten krom kapı kolları ve yine arkada da devam eden krom cam çıtası
bulunuyor. Arka bagaj kapağımızda da krom bir çıtamız var. Arka görünümümüz bu şekilde. Daimler logosu ve Mirafiori amblemimiz de arkada bulunuyor. En önemli detayımız depo kapağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi depo kapağımız Jaguar logolu. Jantlarımızda da Daimler logomuz bulunuyor. Uyumlu olması adına bu şekilde konumlandırdık. Sol taraftaki tüm detaylar tabii ki sağ tarafta da devam ediyor. İsterseniz içiyle devam edelim. Hemen kapımızı açıyoruz. Panzutlarımızı gördüğünüz gibi koltuğumuzun orta döşemesinden tayt uyku kumaştan yaptık. Sercan ustamız gayet güzel bir işçilik sergiledi burada. Dikiş detaylarımız var. En çok beğendiğim kapı kolumuz oldu. Kapı kolumuzdaki çift renk detayları çok güzel oldu. Kapı açmalarımız ve cam kollarımız nikelaş metalden aldık. Ve alt kısmındaki cep kısmını iptal ettik. Gayet güzel oldu. Koltuklarımızı da aslında görenler deri kaplama zannediyor ancak daha hızlı ve daha ekonomik bir çözüm olan otom kılıflarını kullandık. Bu kılıfları deri kaplama gibi alttan zımbayla monte ettik. Deri kaplamaya yakın bir görüntü oluştu. Kolçağımıza da yine tay tüy kumaşımızdan bir kaplama yaptık bu şekilde. Ayrıca ahşap bir direksiyon kullandık. Buna uyumlu olması için gördüğünüz gibi Fiat logolu krom vites topuzu aldık. Gördüğünüz gibi ışıkları da şu şekilde göstereyim size. Bu ışıkları da kendim yaptım arkadaşlar. Amber renk led döşedim arkalarına. Şu lambaların arkalarına da aynı şekilde. Ayrıca ayak aydınlatmasına ve torpido iç aydınlatmamızda aynı şekilde amber renk aydınlatma yaptım. Gördüğünüz gibi torpidomuz parçalı deri, üst kısmı deri, şu iç kısımları da deri, krem deri yaptık. Ayrıca diğer kısımları Bentley kahvesi döşeme yaptık ve alt kısımda da bu devam ediyor bu şekilde. Arka koltuğa geldiğimizde de yine gördüğünüz gibi aynı kumaş kullanıldı bu şekilde. Bir görüntü oluştu arkadaşlar. Ben kafalıkları istemedim. Çoğu kişi kafalık koymamı önerdi ancak bu şekilde daha klasik bir görünüm olacağını düşündüğümde bu şekilde kalmasını istedim. Arka kısımlarda orijinal olarak ceplerde geliyor. Arka kapı panzut içlerimiz de bu şekilde. Burada da Fiat logomuzu görüyorsunuz. İtalyan torpidolarda Fiat logoları bu şekilde oluyor arkadaşlar. O yüzden Fiat logosunda bu kısma yerleştirdik. Görünümümüz bu şekilde oldu arkadaşlar. Gören arkadaşlar herkes çok beğeniyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi de tespit detayında unutmadık aracımızda. Güzel bir tespitimiz var araçta. Kromda bir dikiz aynamız bulunuyor. Uyumlu olması adına emniyet kemerlerimizi komple değiştirdik arkadaşlar. Kahverengi gördüğünüz gibi emniyet kemerleri aracımıza taktık. Ve son seramiğimiz bittikten sonra da sürüşe geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Gösterge camı denilen camdan taktık. Bu da daha modern ancak klasikliği de bozmayan bir tasarım oluşturdu. Torpidoyu gördüğünüz gibi deri dikişli olarak tasarlattırdık. Gayet şık bir görünüm kazandı. Vites topuzumuzu normalde 4 ilerilerde kullanılan krom vites topuzundan kullandık. Kısaltma gereği duymadık. Şu andaki kullanımı gerçekten çok rahat arkadaşlar. Vites geçişlerimiz bu şekilde daha kolay oluyor. O yüzden kısaltma işlemini yapmadık. İç dizaynımızı tamamen bitirdik. Bu tasarımı Sercan Oto Döşeme Dizayn'la birlikte tamamen tasarlayarak yaptık arkadaşlar. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Gayet konforlu. Koltukları yaylı olduğu için bir konfor veriyor. Size maziyi hatırlatıyor araç. Herkesin ailesinde, babasında, kardeşinde, abisinde
olan bir araçtı bu araç. Türkiye'de bir zamanlar otomobil ihtiyacını karşılamaları için insanların üretilmiş bir araçtı. Ayağınızı yerden kesecek şekilde üretilmiş araçlardı. Yıllar geçtikçe eski yüzlü araçlar bize klasik olarak göründüğü için 88 model olmasına rağmen bir önceki nesil klasik bir görünüme sahip olduğu için bu aracı tercih ettim. Tabii ki gönül isterdi ki bir 66 Mustang yapmak. Ancak tabii ki o bütçe meselesi. Bu araç da şu andaki benim ihtiyacımı karşılıyor. Gayet de konforlu bir yolculuk sağlıyor. Araçla gezerken gözlerin üzerinizde olduğunu hissediyorsunuz bu araçta. O yüzden araç da bize çok keyif veriyor açıkçası. Evet, genel olarak içi bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de iç dizaynını beğenmişsinizdir. Türkiye'de tek diyebileceğim bir iç dizaynı var şu anda aracın. Çünkü böyle bir tasarımı biz düşünerek, her detayını söyleyerek, tartışarak yaptık. Birebir aynısının olması imkansız. Böyle bir araç ortaya çıktı ve gayet memnun kaldık. Dediğim gibi umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Araçla ilgili yorumlarınızı ve farklı fikir yorumlarınız varsa muhakkak yorumlar kısmından bana yazın. Bütün yorumlara cevap yazmaya çalışıyorum. Şimdiden teşekkürler. '88 model Doğan'ımızın restorasyon sürecini tamamladık. Gördüğünüz gibi böyle bir araç çıktı. Ben iç kısmından gayet memnun kaldım. Dış kısmında birkaç eksiğimiz kaldı. Ancak bu aracı kullanmaktan gerçekten çok keyif aldım. Klasik araçlara merak olanlar için tavsiye ederim böyle bir araç toplamalarını. Bu aracı tamamlarken bize destek olan Sercan Oto Döşeme Dizayn'a ve VIP Car Garaj Detailing firmasına da çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.